Merhaba arkadaşlar, Laboratuvar Hayvanları Yetiştirici ve Sağlığı adlı dersimizin ikinci ünitesinde sizlerleyim. Bu ünitemizin adı Deney Hayvanı Yetiştiriciliğinde Etik Düzenlemeler ve Kuralları. Peki neler öğreneceğiz bu ünitede? Etik kavramını öğreneceğiz, etik değerleri öğreneceğiz. Deney hayvanlarıyla yapılan çalışmalarda yönetmelikler ve yasal yükümlülükleri kavrayacağız. Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nu, görevlerini öğreneceğiz. Hayvan deneyleri sertifika program süreçlerini bileceğiz ve etik kurul başvuru şartlarını öğrenip hayvan deneyleri sırasında dikkat edilecek etik kuralları öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Deney hayvanı tanımını detaylı olarak yapacak olursak, artık bu tanımlar çünkü ülkemizde yasalarla standart bir şekle getirildi ve deney hayvanının tanımının son hali artık serbest yaşayan larva biçimleri ve veya çoğalan larva biçimleri dahil, ancak cenin ya da embriyo biçimleri hariç insan olmayan herhangi bir omurgalı canlı şeklinde yapılmıştır arkadaşlar. Yönetmeliklerde belirtilenlere uygun deney hayvanı üretim merkezleri oluşturulmuş ve bu oluşturulan bilimlerin de denetimi ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin denetimindedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2011 yılında resmi gazetede yayımlamış olduğu yönetmelikte 4. madde de yer almaktadır. 2014 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren yine hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikte ise deney hayvanı şöyle tanımlanmış: prosedürlerde kullanılan serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadan bacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son 3'te 1'lik döneminden itibaren memeliler dahil İnsan olmayan herhangi bir omurgalı canlı olarak tanımlanmıştır. Son olarak 2014 yılında. Peki etik diyoruz, etikten bahsediyoruz. Peki bu etik nedir acaba? Birçok tanımı vardır ama genel anlamda etik terimi ahlak bilimi ya da insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde yapılacak hareketlerin sınırlarını, davranışın öncesinde yol gösterici ve sınırlayıcı kurallar topluluğu olarak etiği tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. İlk olarak hayvan hakları ile ilgili 1978'de Paris'te UNESCO tarafından bir hayvan hakları evrensel bildirisi yayınlanmıştır ve bu hayvan hakları evrensel bildirisiyle hayvan hakları konusunda aslında fikir sahibi olunmaya başlanmıştır. Bu bildirgeyi ben yine kitabınızdan aldım. Bunu inceleyebilirsiniz siz de buradan. Yine hayvan deneyleri etiği konusunda yapılmış olan çalışmalardan biri de Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Tıbbi Birimler Örgütleri Konseyi'nin 1982 yılında yapmış olduğu bir çalışmadır arkadaşlar. Ve burada yine insan ve hayvanların yararı ile sağlığın korunması, en iyi yöntemlerin bulunması. Yani deneyi hangi şartlar altında yapıyoruz? Yine bir hayvan deneyleri etik yasası mevcuttur burada da bizde ve bu noktada bunları birleştirdiğimizde yine kitabınızdan aldığım bir tablo, hangi şartlar altında bu deneyleri yapıyoruz? Mesela in vitro biyolojik sistem araştırmaları gibi yöntemlerle öncelikle bir ön çalışma yapın, sonra deney hayvanı kullanın deniyor. Yine hayvan üzerindeki deneyler yalnızca insan ve hayvan sağlığında ve biyolojik bilgilerin artması söz konusunda ancak uygulanmalıdır diyor. Yine deney için seçilen hayvanların uygun tür ve nitelikte olması, sayıları bilimsel sonuca ulaşılabilecek minimum sayıyı asla aşmamalıdır diyor. Ve bu gibi bunu takip eden önemli maddeler yine burada yer almakta arkadaşlar. Yine insani deneysel tekniklerin ilkeleri The Principles of Human Experimental Techniques isimli bir eser var. Burada da ilk olarak öne sürülüyor ve İngilizce kelimelerin baş harflerinin belirtilmesiyle ortaya bir felsefe çıkıyor. Bundan size ilk ünitede de bahsettim. Ve bunu 3R kuralı diyoruz arkadaşlar. Bu kelimeler peki nelerdi? Tekrar bir anımsayalım. İlki replacement'tı. Yerine başkasını kullanma. Yani bu ne demek? Eğer hayvan kullanmamamız mümkünse eğer hayvan kullanmıyoruz. Yerine başka bir deney, başka bir teknik, cansız bir ortam, bilgisayar modellemesi kullanabiliyorsak onu kullanıyoruz. Reduction, sayısını azaltma. Yani bilimsel sonuca ulaşabileceğimiz minimum sayı nedir hayvan açısından? Bunu bilip buna göre en az sayıda hayvan kullanıyoruz. Refinement'ta şiddetini azaltma. Hayvanlara deney sırasında refahını öne alarak onun en az acı çekeceği şekilde davranma olarak sıralanıyor arkadaşlar ve oldukça önemli. Ülkemizde de bir kurallar silsilesi var. 4A kuralı denmiş buna. Az sayıda deney hayvanı kullanımı, ağrısız acısız deney protokolü, alternatif araştırma olanaklarını araştırmak ve ahlak ve bilimsel yönteme sahip araştırmacı. Burada devreye giriyor. İlk üçü aslında aynı, sonuncu da araştırmacının ahlak ve bilimsel yönteme sahip olması vurgulanıyor arkadaşlar. Çalıştığı deney hayvanlarına karşı taşıması gereken sorumluluk, responsibility ve göstermesi gereken saygı da yine günümüzde artarak 4 ve 5. R'ler olarak gündeme gelmiş. Replacement, tekrar bakalım. Canlı omurgalıların kullanıldığı metotların yerine geçebilecek hissiz materyaller olduğunu söylemiştim. Mesela burada eğitim çalışmalarında deney hayvanı yerine gördüğünüz gibi bazı modeller kullanılması yine kitabınızda da var. Yine az gelişmiş canlı kullanımı mevcut bunların yerine kullanmada. Mesela Drosophila melanogaster bir meyve sineği dir bu. Genlerinin %50'si ya da solucanlardaki genin %42'si insanlarda var. Bu yüzden bu genler veya bu genlerin ürünleriyle ilgili eğer bir çalışma yapmak istiyorsak deney hayvanlarına göre bu canlıları kullanabiliyoruz. Bunlar az gelişmiş canlılar. Ancak insan fizyolojisiyle bahsettiğimiz canlıların fizyolojilerinin birbirinden farklılık göstermesiyle de bu canlılar için tabii ki bir dezavantaj olarak sayıyoruz. Bu alternatif yöntemlere neden değiniyoruz? Çünkü bu alternatif yöntemler günümüzde çok fazla adından söz edilen yöntemler arkadaşlar. Çok önemliler. Sürekli canlı kullanımı, yani daha gelişmiş laboratuvar hayvanı kullanımının yerine bunları kullanmaya çalışıyoruz biz hayvan refahı açısından. Ama tabii ki bazı olumlu ve bazı olumsuz yanları var. Sizlere bunları tanıtmaya çalışıyorum. Bir diğer hücre, organ ve doku kültürleri. Bunlar da sıklıkla in vitro sistemler olarak kullanılıyorlar. Üretim kontrollü bir şekilde yapılıyor. Çalışmayacağı etkileyerek ortam koşulları tamamıyla kontrol altında. Deney dışındaki değişkenler en aza indirgeniyor ve hayvan deneyleri sonuçlarında gözlenen bireysel farklılıklar yok. O yüzden ya da bir de şöyle bir durum var. Doğrudan insandan izole edilen, üretilen kanserli ya da sağlıklı hücre hatları kullanılıyor. Bunlar bir avantaj, ama peki dezavantajları neler dersek? In vitro metotların dezavantajlarından biri, özellikle hayvan dokusu kullanıldığı zaman sonuçların insana uygulanabilir olmasındaki zorluklar. Yani birebir insan hücresi kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Daha da ilerlemiş şekli bilgisayar modelleri, matematik yöntemler ve veri bankları, data bank dediğimiz banklar. Bunlar yeni ilaçların tasarlanmasında, diğer taraftan internet ortamı üzerinde oluşturulan pek çok veri bankasıyla elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılabiliyor arkadaşlar. Çok hızlı ve çok kolay veri elde edebiliyoruz. Ancak elde edilen veriler halen yetersiz düzeyde. Bazı alanlar haricinde. Bilgisayar ortamında modelleme yapılması da tabii ki kısıtlayıcı bir durum olarak yine karşımıza çıkıyor. İnsanlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesine değinecek olursak, insanların denek olarak kullanıldığı alternatif çeşitli epidemiyolojik çalışmalar ve hastaların anamnezlerinden elde edilen bilgilerle deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılabiliyor. Kadavra diseksiyonları ya da otopsi işlemleri sırasında elde edilen bilgiler buna dahil. Dezavantajı şu, etik ve pratik problemler çok fazla, etik alınması çok zor bunlarla ilgili ve yine denet sayısının yetersizliği ve örnek sayısının da az olması karşımıza çıkan dezavantajlardan diğerleri. Bir de yapay modeller ve interaktif eğitim videolarından bahsedeceğim. Eğitim amaçlı çalışmalarda deney hayvanları yerine kullanılabilecek alternatif bir model üzerinden interaktif bir şekilde bir takım videolarla faydalanabiliyor. Fakat deneysel veri elde etme anlamında ne yazık ki tabii ki bunlar yetersiz kalıyor. Hayvan deneylerinin etik kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikle Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK'ten) biraz size bahsetmek istiyorum öncelikle. HADMEK, ülkemizde gerçekleştirilen hayvan deneylerinin tek merkezden kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla ilk olarak 2006 yılında yürürlüğe girdi. HADİ'ye kurulabilmesi için yerine getirilmesi gereken bir diğer koşulla ilgili kurum bünyesinde yer alan hayvanların tür özellikleri göz önünde bulundurularak askeri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sakin, stres olmayacakları bir hayat sürdürülebilmesi için gerekli şartların oluşturulmasıdır. HADMEK ve HADİK bu demek. Peki etik kurullar nedir, ne işlev yaparlar? Bunlardan bahsetmeye başladık. Yerel etik kurulların görevi şudur: yerel olarak gerçekleştirilen hayvan deneyleri çalışmalarının etik kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır arkadaşlar. Aynı zamanda hayvan refahı birimi de oluştururlar. Yapılacak olan deneysel çalışmalarda hayvan refahına uymayan durumları tespit ederler ve yasal süreci takip ederler ve yine hayvan deneylerinde çalışmak isteyen araştırmacılar için yılın belli dönemlerinde deney hayvanları kullanımı sertifika programı gerçekleştirirler ve bu araştırmacıların bu sertifikayı bir eğitim ve sınav sonucu almalarını sağlarlar. Hayvan deneyleri sertifika programları zorunlu değildir ama HADMEK tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak illerde yer alan yerel etik kurullar tarafından her yıl düzenlenmektedir. Pek çok ilde mevcuttur arkadaşlar. Sertifika programında ne olmalı, yani neye tabi olmalıyız biz? 40 saati teorik gerçekleşmekte, 40 saati de uygulamalı gerçekleşmekte bu eğitimlerin ve eğitim sonunda bir sınav yapılmakta ve 100 puan üzerinden 70 puan ve üzerinde alabilen kursiyerler deney hayvanı kullanım sertifikası almaya hak kazanmakta. Tabii etik kurul başvuru formu, ardından araştırmacılar sertifikalarını aldılar, bir çalışma planladılar. Peki etik kurula nasıl başvuracaklar? Bu başvuru formunda araştırmacıların araştırmanın başlığı, araştırmada yer alacak ekip, araştırma süresi, araştırmanın amacı, deney hayvanları üzerinde ne gibi işlemler yapılacak, türe ait seçilen ne tür gerekçeler mevcut, deney grupları ve sayıları neler, deney süresince hayvanların bakım yeri, bakım koşulları, deneylerde kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler, farmakolojik ajanlar neler, deney hayvanları için kısıtlayıcı durumlar var mı? Bunun gibi sorulara yanıt verecekler ve ana başlıktaki soruların yanında yine birkaç başlıkta yer alan soruları da yer almaları beklenmekte. Bununla ilgili formlar bulunmakta, detaylı bir şekilde doldurulmakta. Peki deney çalışmalarında hayvan kullanırken ne gibi durumlara özellikle dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Bir kere deney hayvanlarına kötü muameleden kaçınmalıyız. Ağrı stres içeriyorsa bir deney, bir hayvanın bir defadan fazla kullanılması gerekiyorsa da bunu sağlam bilimsel gerekçelere dayandırmalıyız. Çok iyi araştırmalıyız. Eğitim amaçlı etkinliklerde yine hayvanlar üzerinde ağrı, acı hissettirecek deneyler yapmamalıyız. Araştırma süresince kullanılan deney hayvanının türüne uygun şartlar hazırlamalıyız. Fizyolojik, davranışlar ve çevresel olarak. Yine canlı hayvanlarda yapılacak deney amaçlı çalışmaları sorumlu veteriner hekim gözetiminde yapmalıyız. Deneyi mümkün olduğunca en az sayıda hayvan kullanarak gerçekleştirmeliyiz. Deney hayvanlarının acı ve ağrı çekeceği deneylerde uygun bir anestezi usulü uygulanmasını sağlamalıyız. Yine sorumlu veteriner hekimin oluru ile deneysel çalışmada kullanılan hayvanın anesteziden çıktıktan sonra önemli oranda ağrıya maruz kalacaksa ağrı kesici verilmesi ve tedavi edilebilme gibi bir durum söz konusu değilse eğer, mümkün değilse tedavi edilebilmeleri, insancıl bir metotla öldürülmesi gibi koşullar araştırmacıların bu çalışmalarda hassasiyetle bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken hususlardır arkadaşlar. Bu ünitemizde deney hayvanlığı yetiştiriciliğindeki etik ilkeleri öğrendik. Etik kavramı nedir, bunu öğrendik. Deney hayvanını tanımladık günümüzdeki tanımına göre. Deneylerde hayvanları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, nelerden sakınmalıyız, bunu öğrendik arkadaşlar. Ve deney hayvanları için 3R prensibini ve alternatif metot kullanımının avantajlarını, dezavantajlarını öğrendik. Tabii ki ünite video özetini izlemeniz ve dinlemeniz sizin için oldukça faydalı oldu. Fakat lütfen başarıya ulaşmak için e-campus.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Kitabınızdan faydalanınız. Böylelikle gerçekten başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.